Merhaba arkadaşlar. AYT Fizik Yaprak Test Çözümünü 20. bölümündeyiz. Bu videonun konuğu da kütle çekim ve Kepler yasaları. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci soru. Şekildeki M2 M kütleleri arasındaki çekim şey kuvveti F1, diğerinde de F2'dir diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş. Şimdi yazalım arkadaşlar. F1 bölü F2 oranı. Gravitasyon sabitleri var. ikisinde de değil mi? Ondan sonra ikisinin de hani e, kütleler var. M çarpı 2M var. Diğerinde de 2M çarpı 3M var. Ondan sonra bölü diyoruz. Aradaki uzaklığın karesi. Yani şurası 4 d kare. Sonra şurası da 9 d kare şeklinde olacaktır. Peki bunları da oranladığımız zaman arkadaşlar. Şöyle bunlar gitsin. M'ler gitsin. D kareler gitsin. E, şuradaki 3 de buradaki 9 3 olsun. Ondan sonra şurada da 2 kalsın. Peki 1 bölü 2 yukarıda. Şöyle çok küçük oldu ya. Şuraya yazayım. 1 bölü 2 bölü. Aşağıda da 2 bölü 3 var arkadaşlar. Bu da ne yapar? 1 bölü 2 3 bölü 2 olacaktır. Bunları da oranladığımız zaman da 3 bölü 4 yapar diyeceğiz. 2 cevabı 1. Neden? Çünkü x'in y'ye uyguladığı kuvvet... Arkadaşlar yayının x'e uyguladığı kuvvete büyüklük olarak eşittir diye söyleyeceğiz. Yani burada işte birinin kütlesi 2 diğeri m. Hani bu olmaz. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Mesela e, dünyaya hani dünya size bir kuvvet uyguluyor ya aslında siz de dünyaya o kadar bir kuvvet uyguluyorsunuz. Bunu da unutmamak lazım arkadaşlar. 3. Dünyanın merkezinden d kadar uzakta ve çizgisel hızıyla dönmekte olan m kütleri uyduğu için hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi burada uydu etkeden merkezi kuvvet kütle çekim kuvvetidir diye söylüyor. Evet arkadaşlar buradaki bir merkezi kuvvet var. Bu da kütle çekim kuvvetine eşittir. Yani dünyanın uydu uyguladığı kuvvet eşittir. Uyku, uydu dengelenmiş kuvvetlerin etkisine hareket etmektedir diye söylüyor. Hayır arkadaşlar bakın. Kuvvet dediğimiz vektörel bir kavram mı? Vektörel bir kavram. E o zaman şimdi burada kuvvet hep merkeze doğru. Mesela e, şunu söyleyeyim. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olsaydı nasıl olurdu biliyor musunuz? Bu uydu mesela işte yörüngeden fırlardı böyle giderdi. Tamam mıdır? O, o yüzden yanlış bir kavramdır. Hep kuvvet var. Çembersel harekette de bu var. Yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir derse onu yanlış olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Mesela şekil buysa ama hani buna benzerse. Uydunun çizgisel hızı tabii ki de değişir arkadaşlar. Hız dediğimiz şey vektörel bir kavramdır. Bak çizgisel hızı hız büyüklüğü değişmez tamam mıdır? Ama arkadaşlar buradaki hani e, hız yönü değiştiğinden dolayı Aynı MSU 2023'te olduğu gibi arkadaşlar. Hani direksiyon nasıl ivmelendiriyorsa e, o cismi burada da arkadaşlar hızı e, hızı sürekli değişiyor diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız burada yalnız bir olacaktır. Dördüncü soru. Dünya etrafında dönen bir uydunun periyodu hangilerine bağlıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu iyi dinleyin. Şimdi bu yani e, genellikle karıştırılan yapılamayan e, soru tarzlarından bir tanesidir. Ama çok çok basit bir olay arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela bir tane gezegen var. Çevresinde dolanan bir uydu var. Doğru mudur? Bunun arkadaşlar bu uyduyu etki eden kuvvet merkezci kuvvet ve arkadaşlar bu kuvvet aynı zamanda neye eşittir? Tabii ki de kütle çekim kuvvetine. Yani çekim kuvvetine eşittir. Peki. Şimdi ben bu formülü, iki formülü yan yana getiriyorum. Merkezli kuvvet ve çekim kuvveti eşit ya birbirine. Merkezli kuvvet dediğimiz kavram m çarpı v kare bölü r. Çekim kuvveti dediğimiz kavram gravitasyon sabiti küçük m yani uydunun kütlesi büyük m hani gezegenin kütlesi bölü aradaki yarıçapın karesi kadar oluyor. Peki burada sadeleşenler sadeleşsin Mesela uydunun kütlesi gidiyor, doğru mu? Ondan sonra yarıçapın bir tanesi gidiyor. Ondan sonra arkadaşlar ne oldu formül? V kare dediğimiz kavram G çarpı m bölü r oldu. Bak. Şimdi bunu yazıyorum ama hani mesela size dedi ki işte Formüllerden hani ya hocam formülü ezberlemek olur mu? Oluyor işte arkadaşım. Yani buradaki ikisini yani mantığını da tabii kavraman lazım. Yani burada ikisinin eşit olduğunu bilmen lazım. Ha, niye? merkezi kuvvet çembersel hareket yaparken hani merkezi kuvveti tanımlarken şunu diyoruz biz. Diyoruz ki merkezi kuvvet çembersel hareket yapan bir cismin çembersel hareket yapan bir cismin merkezine doğru olan kuvvettir. E kütle çekim kuvveti de aynı kuvvet değil mi? O yüzden buradaki kuvvetler eşit oluyor. Peki ve kare dediğimiz gm yani dünyanın gezegen veya dünya diyelim hadi. E, dünyanın kütlesi bölü yarıçap diyor. Şimdi uydunun kütlesine bağlı mı? Hayır, bağlı değil. Uydunun dolanımı, yarı yarıçapına bağlı mı? Bağlı. Dünya'nın kütlesine bağlı mı? Bağlı. Çekim e, sabitine bağlı mı? O da bağlı arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Yani bu soru önemli bir soru bence. Beşinci soru. Ay'ın dünya etrafındaki hareketiyle ilgili hangileri doğrudur diye söylüyor. Dünya'nın çekim kuvvetini merkez kaç kuvveti dengeler. Şimdi merkez kaç kuvveti diye bir kavram yok arkadaşlar. Çekim kuvveti dediğimiz kavram buradaki merkezi kuvvete eşittir diye söylemesi lazımdı. O yüzden bu hani yanlış bir kavram. Dünya etrafında dönerken çizgisel evet yönü değiştiğinden dolayı değişiyor arkadaşlar. Tamamdır. Yani bu tabii ki de eee Yaklaşıp uzaklaşma durumları var. Yani o olmasa bile yani burada tamamen dümdüz yani küresel bir yörüngede dolanan bir cisim bile olsa arkadaşlar hız vektörü sürekli hani yön değiştirdiğinden dolayı hızı da değişecektir arkadaşlar. Açısal momentum tabii ki de korunur diye söyleyeceğiz. Çünkü niye? Yani açısal momentum sürtünmesi ortamda korunuyordu diye söyleyeceğiz. O yüzden cevabımız değişik. Altıncı soru diyor ki. Bu kütleler var. K noktasında çekim kuvveti sıfırdır diye sormuş. D1 bölü D2 oranı nedir diye sormuş arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki büyük hem kütle sıfır. Şimdi buradaki çekim kuvveti sıfırsa bu tarafı doğru kuvvet var. Bu tarafı doğru kuvvet var. Doğru mu? Ve bunları sıfırlamış. O zaman arkadaşlar şuradaki kuvvet F1. Buradaki kuvvet F2 olsun. Buradaki F1 ve F2 kuvvetleri birbirlerine eşit olsun. Buradaki hani değerler için kullandığımızda baktığımızda gravitasyon sabiti 16 m var. Ondan sonra büyük m var ve d1'in karesi var. Diğer tarafta da yine gravitasyon sabiti küçük m ondan sonra çarpı büyük m bölü d2'nin karesi olacaktır diyeceğiz. Peki sadeleşebilen varsa sadeleşsin arkadaşlar. G'ler gitsin, büyük m'ler gitsin, küçük m'ler gitsin. Ne kaldı geriye? 16 bölü d1'in karesi 1 bölü d2'nin karesi oldu. Peki d 1in kareyi diğer tarafa atarsak D1 kare bölü d2'nin karesi 16 yapıyor. O zaman kendileri de arkadaşlar 4 yapacaktır diye söyleyeceğiz. 7. soru. Kütlesi dünyanın 8 katı, yarıçapı dünyanın yarıçapı yarıçapının 2 katı olan bir gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi kaç katıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir tane formül vardı. G eşittir kader diye. Sonra şimdi bu kadere bir bakalım. Diyor ki kütlesi dünyanın 8 katı. Ama bu, o değilmiş pardon şey vardı bir de arkadaşlar. Hani çekim kuvvetinden kaynaklı. Şöyle anlatayım size. Madem hani bunu yaptık. Şimdi burada e, bu cismin ağırlığı mg kadar oluyor. Şimdi mg dediğimiz şey burada çekim kuvvetine eşit oluyor. Çekim kuvveti dediğimizde gravitasyon sabiti, dünyanın kütlesi çarpı kendi kütlesi bölü aradaki uzaklığın karesi kadar oluyor. Tamam mıdır? Peki şimdi o zaman buradaki m'ler gider, değil mi? Yer çekimi ivmesi olarak da bir diğer formül arkadaşlar gravitasyon sabiti gezegenin kütlesi bölü yarıçapın karesi olacaktır. Tamam şurayı siliyorum. İki taraftan da kullanabilirsiniz. Bazen de böyle hani öz kütle falan da sorabilir. de yarıçap olur. Peki şimdi kütlesi dünyanın kinin 8 katı diyor. Şimdi G üssü olarak alalım. 8 katı G çarpı 8M olsun. Ondan sonra ee, e, yarı çapı da dünyanın yarı çapının iki katı olan. 2R'nin karesinden de 4R kare şeklinde olur. Buraya biz G diyorsak dünyaya burası da arkadaşlar 2G'ye kadar olacaktır diyeceğiz. Ondan sonra diyor ki çekim ivmesi dünyanın çekim ivmesinin kaç katıdır diye söylüyor. İki katıdır olacaktır arkadaşlar. Sekizinci soru. Dünyanın merkezinden itibaren bak merkezden itibaren arkadaşlar çekim ivmesinin dünyanın merkezine olan uzaklığına bağlı grafiği e, aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor. Şimdi içeride şöyle bir dünya çizelim. Burası arkadaşlar dünya değil falan diyormuşum. Şimdi burası merkezden itibaren ilerliyor tamam mı? Buradaki tam dünyanın yarı R dersek eğer ki hepsini R demiş. R kadar dersek burada doğrusal bir şekilde artacaktır. Tamam mı? Yani bu olur, bu da olur, bu da olur. Bu biraz ovallik gitmiş olmaz. Bu da gitti. Ondan sonra Yarı çap yani yüzeyden çıktıktan sonra uzak arttıkça arkadaşlar formül şuna e, evriliyor. G eşittir. G çarpı M bölü R kare olacaktır. O yüzden R kare olduğundan dolayı karesine bağlı olarak azalacak arkadaşlar. Yani o yüzden cevabımız E olur. Dokuzuncu soru. Hangileri doğrudur? Yemin ediyorum birinci dünya savaşı gibi okudum şurayı. Neyse, Dünya etrafında dönen bir uydunun sonsuza kadar gidebilmesi için cisme verilmesi gereken enerjiye bağlanma enerji denir demiş. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Dünya yüzeyindeki bir cismin uzaya fırlatıldığında sonsuza kadar gidebilmesi için cisme verilmesi gereken enerjiye kurtulma enerjisi denir. Evet. Dünya'nın etrafında dönen bir uydunun potansiyel enerjisi yoktur. Potansiyel enerjisi tabii ki de vardır arkadaşlar. Oradaki tutunma enerjisiyle alakalı bir durumdur. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak diyeceğiz. Bunlar niye böyle bu kadar var ya? Neyse. Gelelim 10. soruya. X'ye gezegenlerini vermiş. Dolanım yarıçaplarını rX X, periyotları TX olarak vermiş. Yarıçapları 1 bölü 4 ise tx oranları nedir diye soruyor. Şimdi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? R küp bölü t kare formülü vardı hani kepler yasalarında arkadaşlar. Bunlar birbirlerine eşittir diye söylerdik. O zaman yapalım. Birincinin yarı çapının küpü bölü birincinin periyodunun karesi. Diğer tarafta ikincinin yarı çapının küpü ondan sonra ikincinin yarı çapının karesine oranladığımızda bunlar birbirlerine eşit olmak durumundadır. Peki şimdi rx'e 1 demiş şöyle yer kaldı mı kaldı. Şöyle yazalım. 1'in kübülünden 1. Ondan sonra bölü tx'in karesi olsun. Diğeri de arkadaşlar e, 4'ün kübü. 64 olacak burası. Diğeri de arkadaşlar ty'nin karesi olacaktır. Peki tx bölü ty oranını istiyordu. tx bu tarafa 64 bu tarafa atarsak eğer tx'in karesi bölü ty'nin karesi 1 bölü 64 olur arkadaşlar. Kendileri de 1 bölü 8 yapacaktır diyeceğiz. 11. soru. Diyor ki, A, B, B, C, C, D yollarını eşit sürelerde alıyor diye söylüyor. Taradığı alanlar nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada eşit sürelerde alıyorlarsa arkadaşlarım, taradığı alanlar da birbirlerine eşittir diyeceğiz. Soru bu kadar. Ha, detay olarak şunu vereyim. Mesela bak, şimdi güneşe yakın, güneşi uzaklaşmış, uzaklaşmış, uzaklaşmış. Şimdi arkadaşlar, hani birazcık geometri bilgisiyle, hani mesela ee, şöyle söyleyelim aynı hızda ilerleseydi eğer arkadaşlar aynı hızda ilerleseydi o zaman hani bu alanlar hani eşit olmayabilirdi olmazdı hatta hani olmayabilir de değil olmazdı. O zaman ne yapması lazım arkadaşlarım? O zaman buradaki arkadaşlar hani e, yarıçap küçük ya Yarı şap küçük olduğundan dolayı buradaki hızı daha büyük olması lazım. Yani şuradakinin hızına V1, ortalığımızına V1, burası V2, burası da V3 olsun. O zaman arkadaşlar en en büyük hız burada V1'e ait olur. Sonra V2, sonra da V3 şeklinde yazarız. Çünkü hani geometri bilgisiyle arkadaşlar alanlarla alakalı bu durumları hani yapabilirsiniz. 12. soru. Dünya'nın güneş etrafında yörüngesi şeklindeki Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Dünya A konumundayken Türkiye'de yaz mevsimi yaşanır. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, güneşe en yakın nokta A noktası doğru mu? Burada güneşe en yakın noktada Türkiye'de arkadaşlar biraz da coğrafyaya yapalım. Türkiye'de e, kış mevsim yaşanır diye söyleyeceğiz. Hatta e, 3 Ocak'tı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3 Ocak'tı tabii. En yakın olduğu zaman 3 Ocak. O yüzden bu yanlış. E, dünya A konumundan B konumuna giderken çizgisal hızının büyüklüğü azalır. Evet A'dan B'ye yarı çaparttığından dolayı arkadaşlar çizgisal hızın büyüklüğü azalır. Doğrudur. Demin de konuştuğumuz gibi. Dünya A konumundan B konumuna giderken açısal momentum değişmez. Evet hiçbir yerde değişmez arkadaşlar. Açısal momentum korunur diye söyleyeceğiz. Cevabımız D 13. soru. Bir bilim adamı sorusu gelmiş. Saygıyla anıyoruz hepsini arkadaşlar. Hangileri gök hareketi hareketiyle ilgili çalışmalar yapmıştır? Hepsi de yapmıştır arkadaşlarım detayları. Hani bulmak isterseniz de internete yazıp bakabilirsiniz. Neler yapmış bu adamlar diye.